Peki efendim, şimdi bundan 5 yıl önce 2019 yılında seri üretime geçeceği açıklanan Altay tankını hatırlarsınız. 5 liradan sonra yeniden bir prototipi üretildi, bir modeli üretildi, yani bir maketi, bir şeyi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o törende bir konuşma yaptı. Bunu, bu tank palet fabrikasını, bu tankın yapılacağı fabrikayı Katar'a sattığımız yalan. %49'u Katar'ın dedi. Savunma sanayi milli bir meseledir. Hangi görüşten olursan ol, savunma sanayini desteklemek zorundasın. Ama desteği samimi yapacaksın. Destekliyorum deyip tank palet fabrikasını Katar ordusuna vermeyeceksin. Hani diyorlar ya, burayı Katar'a sattık filan diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan. Ve burada %51'i bize aittir. %49 Katar'a aittir. Yarısını satmamış. %49'unu satmış. Milletin aklıyla alay ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tank palet fabrikasının Katarlılara satıldığı iddiası yalan dedikten sonra %49'u Katar'a ait cümlesini kurdu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu savunma sanayindeki tüm yatırımlar artarak devam edecek derken tank palet fabrikası sözünü tekrarladı. Tank palet fabrikasını Katarlılara sattılar değil mi? Bir hafta içinde. O tank palet fabrikasını alacağım, yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğim. Altay tankının üretimi için Arifiye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tank palet fabrikası Ethem Sancan şirketine devredildi. %49'u da Katar'a. 2018 yılında tank üretimi için imzalar atıldı. 18 ay sonra da ilk tanklar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecekti. 18 ay diyoruz. Şunu lütfen kaşınmayın. 18 ayda tank üretimi gerçekleşmedi. Hatta sonrasında da Ethem Sancak %51'lik hissesini bir başka özel şirkete sattı tank üretmeden. Ancak Katar ortaklığı değişmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği fabrikaya yabancı bir ülkenin Katar'ın ortak olması yıllardır siyasetin önemli gündemi. BMC tank palet fabrikasının %49.9'luk bölümünü Katar ordusuna sattı. Şu anda bu fabrika yeniden kurulsa değeri 20 milyar dolardır. Tank palet fabrikamızın satılması, mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda. Bir hafta içinde o tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza aynen iade edeceğim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden birisi tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel şirketten alınarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesine verilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk imzalar atıldıktan 5 yıl sonra yeniden prototipi üretilen Altay tanklarının test sürüşlerinin başlaması töreninde konuştu. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayesini tüketmeye çalıştılar. Sadece 3 ay önce Arifiye'deki fabrikada fırtına obüslerinin teslim töreninde Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik tank palet fabrikası sözlerini alkışlayan komuta kademesi bu kez Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri alkışlamadı. Erdoğan, fabrikanın %49'unun Katar'a ait olduğunu açıkça dile getirirken de. Burada %51'i bize aittir. %49 Katar'a aittir. Daha ben ne diyeyim, milletin aklıyla alay ediyor. 50 değil 49 diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'nın ilk 100 günde yapacakları var ya, ilk açacağı telefon belli kardeşim. Makamına oturacak. Diyecek ki sekreter hanıma, bana Katar emirini bağlayın diyecek. CHP'li Özgür Özel, İlker Karagöz'le Çalar Saat programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamına oturur oturmaz Katar emirini arayacağını söyledi. Katar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hibe ettiği uçağı da hatırlatarak. Diyecek ki ona, bizde bir emanetimiz var. Esenboğa'da duruyordu, Sabiha Gökçen'e indirdim. İçine de Sakarya'daki tank palet fabrikasındaki askerlerinizi, mühendisinizi, memurunuzu bindirdim. Uçak şimdi havalandı. O uçak sizindir, tank palet de milletindir diyecek.